Arkadaşlar merhaba, bu bu dersimizde sayısal integrale giriş yapacağız. Ee, öncelikle integral neydi onu bir tanımlayalım. Integral arkadaşlar e, bir matematiksel araç, fizikte, mühendislikte, mühendislik konularında e, oldukça uygulaması var. En basit uygulaması neydi integralin? bir fonksiyonun integralini aldığın zaman aslında şu ilk şekilde A şeklinde göreceğimiz gibi eğrinin altında kalan neyi integral alanı hesaplıyorduk. Arkadaşlar biz bu kısımda integrali basitçe IF olarak da göstereceğiz. IF yani f(x) eğrisinin AB aralığında AB aralığında altında kalan alan A'dan B'ye fx, dx olduğunu biliyoruz. Burada tabi nedir? fa burası fb de burası a'dan b'ye integral eğrinin şu taradığımız x80 ile arasında kalan alan Olarak söyleyebiliyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi biz bu integralin. Şu integralin. Kurallarını kalkülüs dersinde öğrendik. Ee, bir takım kurallarla. Eğer fx'i biliyorsak. Analitik ifadesini. Yerine koyup integral kurallarıyla. Alabildik. Şimdi sayısal karşılıklarına bakacağız. Neydi sayısal karşılıkları? Arkadaşlar. Tamamen dört işleme dayalı tamamen dört işleme dayalı ben bu integrali nasıl alabilirim? Sayısal integrasyonun e, niye kullanırız? Bir defa her zaman için fx'in integralini almak mümkün olmayabiliyor. Onu söyleyelim. Her zaman fx'in integrali alınmıyor veya aşırı zor oluyor. E, bunun yerine biz integrali almak yerine yani tam integrali bulmak yerine sayısal integral formüllerini kullanabiliyoruz. Ayrıca bir şey daha var. Daha önceki türev derslerinde de gördüğümüz gibi fonksiyonun analitik ifadesi verilmemiş olabilir. Yani veri kümeleri üzerinden verilmiş olabilir. Veri kümelerine de integral işlemi aynı türevde olduğu gibi uygulayabiliyoruz. Integralin uygulaması çok fazla. Nasıl eğrinin altında kalanı alanı buluyorsak B şeklinde verildiği gibi Şuradaki B formülünde verildiği gibi. Eğrinin arkadaşlar uzunluğunu da ben integralle bulabilirim. Örneğin şu eğriye bir bakalım. Y eşittir fx eğrisinin ben A ve B arasındaki şu kırmızıyla çizilmiş olan kısmının uzunluğunu bulmaya çalışıyorum. Yani L uzunluğunu hesaplamak istiyorum. Nasıl hesaplayabilirim? Arkadaşlar L'nin üzerinde, L'nin üzerinde çok küçük bir çok küçük bir DZ parçası alalım. Çok küçük bir DZ parçası alalım. Bu DZ parçasını birazcık büyüteyim ben şuraya. Bu DZ parçası olsun. Dikkat et DZ parçası aslında neyden oluşuyor? Şöyle yaparsam. DX ve DY üçgeninin hipotenüsü olarak gözüküyor. Şurada yani aslında çok küçük bir üçgen var. Bunun taban kenarı DX yüksekliği DY. Şurası. Şurayı biraz daha büyüteyim şöyle. Tam. Şurası. Bunu büyük halde geldim buraya. Şimdi y'nin ben fx olduğunu söyledim. O zaman dy eşittir. df de diyebiliriz biz buna. E buradan arkadaşlar. Pisagordan dz'nin karesi eşittir dx'in karesi artı dy'nin karesi olur değil mi? Şimdi o zaman dz nedir dz? dz nedir? Kök içinde dx kare artı dy karedir. Peki, peki, L ile L ile DZ arasındaki ilişki nedir? Yani eğrinin uzunluğuyla DZ arasındaki ilişki nedir? Aslında bu benim tanımladığım integraldir. Nedir? Bu DZ'lerin hepsini toplarsam L oluşur değil mi? O zaman A'dan B'ye DZ diyebilirim. Evet. Bakın DZ'lerin çok küçük DZ'lerin toplamı integralle ile toplamı A'dan B'ye L'yi veriyor. Şimdi e, elimizde DZ'nin normal şartlarda DZ yok elimizde. Ne var? DY var. DX var. E, o zaman DX'in DY ve e, DX karşılıklarını yazalım. A'dan B'ye kök içinde DX artı dy kare. Şimdi arkadaşlar, şunu söyleyebiliriz. Ee, normal bir integralde, integralin içinde infinitesimal küçüklük dediğimiz yani dx dy gibi yapılardan bir tane olması lazım. Ee, burada iki tane var. Birini diğer cinsinden yazabilir miyim arkadaşlar? Yazabilmem lazım ki bunu integral alınabilir bir forma getireyim dy'yi ben aynı zamanda ne yazmıştım? dy'yi df yazmıştım değil mi? O zaman ben bu integrali aslında a'dan b'ye dx kare artı df kare olarak da yazabilirim. Neden f cinsinden yazmak istedim? Çünkü y eşittir fx eğrisinde. Evet dx kare artı df kare. Şimdi yine aynı şekilde bir aslında değişiklik olmadı diyebilirsiniz. dy gitti yerine df geldi ama şu var şuraya yazayım. df f eşittir fx olduğundan bir defa df bölü dx'i ben ne yapabilirim? Hesaplayabilirim. df bölü dx'i ben hesaplayabilirim df bölü dx arkadaşlar. df bölü dx'in df ile ilişkisi nedir? df ile df bölü dx'in ilişkisi nedir? df eşittir arkadaşlar. df bölü dx çarpı dx'tir. Değil mi? Şuna buna ben f'in türevi diyorum. Bu şekilde yazıyorum. F'in türevi çarpı dx df. Evet bakın artık df yerine elimizde sadece x'e göre neler var? Büyüklükler var. Buradan a'dan b'ye kök içinde dx kare şunu kapatmama gerek yok. Dx kare artı df kare yerine ne yazayım? f üssü x çarpı dx'in karesi. Evet. Birazcık tahtayı düzgün kullanmadım. Düzgün kullanmadım. Şuradan devam edeyim. Bunun devamını şuradan devam edeyim. L uzunluğunu halen daha peşindeyiz. L eşittir o zaman. Dikkat et. A'dan B'ye kök içinde dx parantezine dx kare parantezine alıyorum. F üssü x'in karesi şuna köşeli koyayım. Çarpı dx kare. Evet şu dx kare kök operatörün dışına çıkar. O zaman l uzunluğu a'dan b'ye 1 artı f üssü x'in karesi çarpı dx Evet. Şu ifade ne aslında? Bu ifade buradaki L uzunluğunun, bu ifade buradaki L uzunluğunun sonucu. Evet arkadaşlar. Özetlersem, özetlersem integralin bir uygulamasını daha yaptım. Eğer sen bir fonksiyonun x'e göre değişimini veriyorsan o fonksiyonun oluşturduğu eğrinin uzunluğunu şu yıldız eşitliğini kullanarak ki yıldız eşitliği bir integral eşitliğidir. Kullanarak hesaplayabilirsin. L uzunluğunu hesaplayabilirsin. Bu şekilde integralin oldukça fazla uygulaması var. Bunlar geometri uygulaması denebilir. Alan hesabı, geometrik şekillerin alan hesabı. Ee, uzunlukları integral formlarıyla hesaplanabilir. Bir de mekanikten bir örnek vereyim. Arkadaşlar son integral örneğimiz de e, mekanikten verelim. İş örneği. İş nedir arkadaşlar? İş e, kuvvet ve yolun aynı doğrultudaki bileşenlerinin çarpımıdır. Bunlar vektörel büyüklük olmaları lazım. İkisinin aynı doğrultudaki ki biz buna şey deriz, e, kuvvetin hareket yönündeki bileşeniyle mesafeyi çarpıksan, örneğin F çarpı x mesafe x olsun eşittir iş İşi bulursun. İş bir enerji çeşidi. Evet. Şimdi bizim alışkın olduğumuz ifade bu. Bu neye karşılık geliyor? Bu arkadaşlar sabit bir kuvvete karşılık geliyor. Dikkat et. Bir e, kuvvet ve e, yol grafiği çizdim. AB arasındaki bir yolda arkadaşlar F0 kuvveti tabi bu X doğrultusunda bir kuvvet iş yapıyor. Dolayısıyla e, buradaki İşlediğimiz yer bu integral'in nesi? Altında kalan alan A'dan B'ye F0 çarpı dx ki ben buna F dx diyeyim. F arkadaşlar ne? F'e dikkat et. F sabit. F0 e, dolayısıyla buradan W eşittir. A'dan B'ye F0 Dx F0 Dx nedir? Arkadaşlar F0 integralden Dx, X'den bağımsız olduğuna göre direkt dışarı çıkar. A'dan B'ye integral X Evet. Integral sınırları B, A. Buradan iş ne oldu o zaman? Kuvvet çarpı alınan Mesafe B eksi A. Yani biz buna zaten toplam X dersek F eşittir. X aslında buradan geliyor. Bu dikdörtgenin alanı. Şimdi gerçekte yalnız bu F böyle sabit ol olmayabilir. Olmayabilir. X'e göre değişken olabilir. Ne demek istiyorum? Demek istediğim şu. Bu grafikten görüldüğü üzere arkadaşlar f'i artık f0 değil. F0'da başlayan ve F0'da yine biten bir F eşittir Fx serisi. Şimdi şu integrale baktığım zaman burada artık A'dan B'ye Fx dx'in integralini kolayca alamazsın. Neden? bu x fx dx'in içindeki yani bu x'e bağımlı. Dolayısıyla kuvvet x'e göre değiştiği zaman bir defa mutlaka bu integralin alınması lazım. Bu alanı içindeki onun için nasıl yapıyorum? Şuradan da bu integrali türetebilirsin. Böyle bir değişken f yapısında şu alana Arkadaşlar ben bu alana da yapılan işe çok küçük bir iş olarak söyleyeyim. dv 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 ne eşit? dv ne eşit? Şurası ne? dx f x çarpı dx'e eşit. Her iki taraftan integralden kurtulmak için e, türevden kurtulmak pardon sonsuz küçüklükteki terimlerden kurtulmak için her iki tarafın integralini alalım. İş A'dan B'ye yapılıyor. Başta iş yok. Sondaki işe W diyelim. Sol tarafın integrali kolayca alınırken sağın integrali A'dan B'ye fx dx. Evet. Bu f'in X'e göre değişimini bilmediğimiz için bu şekilde bırakıyorum. Sabit olsaydı bildiğimiz F çarpı X formülünü elde edecektim. Ama değişken bir F kuvveti için mutlaka bir integrale, bir integral işlemine işe hesap etmek için ne duyuyorum? İhtiyaç duyuyorum. Evet, şimdi gelelim sayısal integrasyona. Sayısal integrasyon ne zaman gereklidir? Sayısal integrasyon ne zaman gereklidir? Arkadaşlar sayısal integrasyon şunu söyleyeyim, analitik integrasyon ne zaman gereklidir? Şimdi örneğin x kare dx'in integrali x küp bölü 3 artı dx pardon c bir integral sabiti diyelim. C1 Ken mesela x kare sinüs x çarpı bölü ln x'in integrali dx değil mi? Bunun integrali sınırda koyayım sıfırdan bire. Bu bu kadar kolay alınamıyor. Dolayısıyla bazı integrallerde analitik integral zor veya imkansız ise sayısal integrasyon kullanılabilir. Ayrıca veri kümelerinin integrali alınabilir. Veri kümelerinden kasıt yani bir şeyin ölçümleri elimizde var. Ölçüm demek aslında elimizde fonksiyon yok ama o fonksiyonun bağımlı değişkenine göre değişimleri var. Bunlar sayıları kullanarak da alabiliyorsun e, ee, aynı türevde olduğu gibi bir şey daha var arkadaşlar onu söylememiz lazım. Sayısal integral için mutlaka integralin sınırları belli olması lazım. Ve sayılar, bu sınırlar sayılarla verilmiş olması lazım. Ki ben bu integralin sonucunda da bir neyi bulayım? Bir sayı bulayım. Sayısal yöntemlerde arkadaşlar bilinmeyen hariç her şeyin sayıları verilmesi lazım olduğunu söyledik ki çıktısı da bir sayı olsun. Şimdi integral için sayısal yaklaşımlar nereden geliyor? Basitten bir başlayalım. Integral için sayısal yaklaşımlar. Ee, aslında integralin integralin mantığını yani en başından neye dayandığını anladığımız zaman sayısal integral içinde, integral formüllerinde ne kadar basit şekilde türetildiğini öğreneceğiz. Neydi integral? Aslında integral burada benim iş formülümde tanımladığım gibi çok küçük parçaların toplamı. Çok küçük parçaların toplamı. Buradaki çok küçük parçalardan kasıt ne? DW. Ben bu DW'ları DW'ları A ve B arasında toplarsam değil mi? Neyi buluyordum? Neyi buluyordum? Toplam işi buluyordum. DW DX cinsinden F çarpı DX'ti. Yani çok çok küçük bu parçaların toplamı. Asıl bu integralin temel mantığı bu. Peki biz sayısal integraldeki en kaba yaklaşımlarımız ne? Arkadaşlar biz sayısal yöntemlerin ne olduğunu söylemiştik. Sadece ne kadar matematiği işin karmaşık olursa olsun 4 işlemle bulacağımız kullanacağımız yaklaşımlar demiştim. Burada da aynı şekilde integralde de aynı şey söz konusu. Artık ben bu integrali yani I f'i sadece fonksiyonun bazı noktalarını kullanarak şu işaretlediğim fonksiyonun bazı noktalarını kullanarak yaklaşık olarak hesaplamaya çalışacağım. Tabi ne kadar çok nokta kullanırsam o kadar ne olacak sonuçlar gerçek sonuca daha yaklaşık. Bu alan yani if alanını biz a'dan b'ye fx dx'i yaklaşık olarak ifade edeceğiz. Bu noktaları kullanarak. Bir tek noktada kullanabiliriz. iki noktada çok daha fazla noktada. As amacımız şu. Bunun bir eğrinin altında kalan karmaşık alanı. Bu bir karmaşık bir alan. Benim hesaplayabildiğim alanlara ne yapmak çevirmek e, temsil etmek. Ne hesaplayabildiğim alan Örneğin bir dikdörtgen. Ben bu alanı bir dikdörtgenle nasıl temsil edebilirim Arkadaşlar ben bu alanı bir dikdörtgenle nasıl temsil edebilirim. Örneğin F A'dan geçen. FA'dan geçen bir doğru y eşittir FA doğrusunu çizeyim. Bu y eşittir FA doğrusunu çizeyim. Şimdi fx yerine yaklaşık olarak FA'yı alırsam a'yı alırsam integral A'dan B'ye fx dx Yine yaklaşık olarak A'dan B'ye f(a) çarpı dx olur mu? Artık dikkat ederseniz f(x)'in f(a)'nın bir dx bağımlılığı yok çünkü sabit. Sabit bir doğrunun x'e paralel doğrunun altında kalan alan şurası. E dolayısıyla f(x) dx arkadaşlar yaklaşık fa çarpı b eksi a. Yükseklik fa şurası fa çarpı bu kenar b eksi a. Ya da bunun integrali dikkat et fa x sınırları uygula fa çarpı b eksi a aynı şey dikdörtgenin alanını veriyor. Bu bir yaklaşım. Nasıl bir yaklaşım? Biraz önce belirttiğim birden fazla nokta yerine sadece tek bir noktayı kullanarak eğriyi bir doğruyla temsil ettim ve bu doğru arkadaşlar şunu söyleyeyim altta kalan alan ise benim yaklaşık sayısal integrasyonum oldu. Bu arkadaşlar en kaba sayısal iteras sayısal integrasyon yaklaşımıdır. Buna ben dikdörtgenler metodu diyebilirim. Dikdörtgenler metodu değilim diyebilirim. Yani eğrinin altında kalan alanı dikdörtgenlerde temsil etme. Dikdörtgenler metodu. Dikdörtgenler metodu. Bu dikdörtgeni farklı şekillerde oluşturabilirdim. Örneğin nasıl oluşturabilirdim başka? Şu f eşittir FA'dan çizeceğimi, f eşittir FB'den. Yani f'i yaklaşık FB olarak kabul edip şuradan da çizebilirdim. Dolayısıyla y eşittir FB artık sayısal integralim bunun altında kalan olacaktı. Dolayısıyla Dikdörtgenler metodu için ikinci bir yaklaşım, integral noktasının b'yi kullanarak hesapladığım ikinci dikdörtgenin alanı fb çarpı b eksi a. Arkadaşlar bu ikisi de sayısal integrasyon formülleri. Hataların çok büyük olduğunu söyleyebilirsiniz. Bu hataların çok büyük olmasının nedeni ne? Bu hataların çok büyük olmasının nedeni ne arkadaşlar? A, B aralığının yani şu aralığının çok küçük, çok büyük tutulması. Eğer çok küçük tutsaydık bu aralığı, dikkat edin şuradaki dx'in formuna dönüşecekti. Aslında bak benim integralin temeli de aslında neydi? çok küçük bu dikdörtgenlerdi. Bunun tek farkı buradaki dikdörtgeni ne yapmak? Çok büyük tutmam. Ayrıca bir dikdörtgen daha oluşturabilirdim. Bunun için bir dikdörtgen daha oluşturabilirdim. Tam orta noktadan tam şurası A artı B bölü iki noktası olsun. Tam Orta noktadan geçen tam orta noktadan eğriyi kesen e, nokta eğriyi kullanarak oluşturduğum dikdörtgen. Şurası. Şu olan. Eğrinin AB aralığının tam ortasındaki noktayı kullandım. Son noktayı kullandım ve ilk noktayı kullandım. 3 tane dikdörtgen kullanarak alan oluşturdum. Burası ne oldu bu sayede? F A artı B bölü 2 oldu. Son dikdörtgenin alanı ne oldu? F A artı B bölü 2 yükseklik çarpı taban. B eksi A. Bunların hepsi arkadaşlar birer sayısal integrasyon karşılıkları. E, dikdörtgenler metodu diyebiliriz buna. Neden? Çünkü temsil ettiğimiz e, alanların hepsi birer dikdörtgen. Dikdörtgenin özelliği de integralini kolayca alabiliyorsun. Dikdörtgen alanı oluyor. Şimdi şuna geri gelelim. Şuna geri gelelim. Şurada çizdiğimiz şeyleri bir kaldıralım. Ee, buradaki ben hatanın neyden kaynaklandığını söyledim size. Hata şundan kaynaklanıyordu. AB aralığını çok küç e çok büyük almamızdan. AB aralığı arkadaşlar çok daha küçük olsaydı ne olacaktı? Bu hata oldukça daha az olacaktı. Örneğin şöyle küçük bir şunu birazcık büyüteyim. Şuraya şöyle küçük bir dikdörtgen koysaydım ve AB alanını burası yapsaydım. Evet. Şimdi eski şeye döndürelim. Bakın hata ne kadar daha az olacaktı. Şimdi bu fikirden yola çıkarak şunu söylüyoruz arkadaşlar biz hatayı indirgemek için bir değil de birden fazla dikdörtgen yerleştirebilir miyiz örneğin şöyle mesela Evet. Dikkat edersen her bir yerleştirdiğim dikdörtgen içeride kalan boşlukları ne yapacak? Çok daha iyi sağlayacak. Sonları da yerleştirelim birer tane. Bu yaklaşımın adı arkadaşlar kompozit yaklaşım. Bu yaklaşımın adı kompozit yaklaşım. Kompozit yaklaşım şu demek: Bu dikdörtgenlerle oluşturduğumuz alanları eğrinin altına birden fazla şekilde yerleştirmek. Amaç, amaç belli. Boşlukta kalan alanların gitgide daha az olmasını ne yapmak sağlamak? Bakın, çok daha fazla eğrin alanı dikdörtgenlerle ne yapıyorum? Temsil etmeye başladım. Bu arkadaşlar bu yaklaşımın adı kompozit yaklaşım. Kompozit yaklaşım. Kompozit yaklaşım. Şimdi ben bu çıkardığım burada çıkardığım dikdörtgenler metodu formülünü ilkini alayım. Şunu kompozit yaklaşıma uygulayayım. Kompozit yaklaşımı uygulayayım. Bir sonraki slayda geçelim. Arkadaşlar kompozit dikdörtgenler metodu bizim bir önceki slaytta gösterdiğimiz şu dikdörtgenlerin aslında integral aralığına yerleştirilmesinden oluşuyor. Örneğin daha güzel bir grafikte şuna bakabiliriz. Dikkat edelim. AB aralığını x1 birinci nokta x1 birinci nokta a'ya denk geliyor ve xn artı 1 b noktasına denk geliyor. N burada nedir? Arkadaşlar N burada alt bölge sayısıdır. N burada alt bölge sayısıdır. Yani ben bir integral aralığını sayısı AB aralığına N tane dikdörtgen sığdırdım demek. Sığdırdım demek. Şimdi Hangi dikdörtgeni sığdırdık? Önceki slaytlarda şunu anlatmıştık. Dikdörtgeni e, aslında üç farklı şekilde oluşturabiliyordum. Birincisi integralin ilk başladığı noktada şu dikdörtgeni oluşturuyordum. Yani ne diyordum ben ona? fx eşittir fa diyordum. Veya son noktayı kullanıyordum. Son noktayı kullanıyordum. Bunların ikisinden de kompozit yaklaşımı oluşturabilirsin. Ben ilkini kullanacağım. Şuna A diyeyim, şuna B diyeyim. Ben ilkini kullanacağım. Yani e, şu dikdörtgenin alanı neydi? F çarpı B eksi A. Ben bu formülü kullanarak kompozit yaklaşımın genel formülünü Tekniğini söyleyeceğim diyelim. Şimdi en tane alt bölgeye böldüm. Dikkat et, burada en tane, en tane, ne var? Dikdörtgen var. Arada da bir tane iinci dikdörtgeni almışım. Iinci dikdörtgen. Aralarda bir tane dikdörtgen. Şimdi buradaki integral nedir? Integral nedir? Dikkat et, integral A'dan B'ye f(x). Aslında bu dikdörtgenlerin alanlarının toplamıdır değil mi? Kaç tane burada alan var? I1, I2 artı nokta 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 nokta. Ortadaki dikdörtgeni de alayım. I, I artı nokta 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 I n. n. tane. Şimdi bunu şöyle de yazabilirim. Toplam sembolünde. I eşittir birden. N'e kadar. I n. Şimdi şuna dikkat etmeni istiyorum. Neden son nokta x artı bir oldu? Arkadaşlar nokta sayısı nokta sayısı her zaman alt bölge sayısından ki ben bu alt bölge sayısına ne dedim? N dedim? N artı bir fazla. Dolayısıyla son nokta her zaman x'en artı birinci nokta olacak. Şuradan bakabilirsin. Burası x1 ise burası x1 ise bu dikdörtgenin son noktası x2. Demek ki I birinci dikdörtgenin son noktası x2. I ikincinin x3 ise I eninci de son noktası bir fazlası olacak. Tamam mı? Başka neler var? adım aralıkları var. X1, X2, X3, X4. Şunların hepsi birer adım aralıkları. Burada adım aralıklarını sabit olarak göstermişiz. Yani x artı 1 eksi x eşittir h. Mesela x2 eksi x1 eşittir h. Aynı şekilde sen artı 1 eksi xn eşittir h sabit adım aralıklarıyla. Şimdi i'inci dikdörtgene bakalım. i'inci dikdörtgene bakalım. i'inci dikdörtgenin alanı nedir? i'inci dikdörtgenin alanı nedir? Yükseklik fx'i şuranın şu yüksekliğin fx'i olduğunu görmen lazım şurada. Görmen lazım. Fx'i çarpı aradaki alt kenar. Burası ne? x'i artı bir eksi x'i. Dolayısıyla I'nin alanı Fx'i çarpı x'i artı bir eksi x'i. Evet. Bunu gelip şu toplam sembolünde şu toplam sembolünde yerine yazarsan arkadaşlar A'dan b'ye fx dx'in sayısal kompozit dikdörtgenler metodu cinsinden formülünü bulursun. i eşittir 1'den n'e kadar f çarpı x'i artı 1 eksi x'i. Bu formül bu formül kompozit dikdörtgenler metodunun kompozit dikdörtgenler metodunun arkadaşlar değişken adım aralığı formülüydü. Değişken adım aralığı formüldür. Neden değişken adım aralığı? Çünkü toplam sembolün içinden şu adım aralığını, adım aralığı dediğim bu, bunu çıkarmadım. Yani her bir dikdörtgenin genişliğinin, her bir dikdörtgenin değiş genişliğinin, dikdörtgen genişliğinin farklı olabileceğini söyledim. In, toplam sembolün dışına çıkarmamakla. Uygulamada değişken e, adım aralığı ya da değişken genişlik arkadaşlar, şunun bu şekilde olması çok kullanılmaz. Biz de kullanmayacağız bunu. Bunun yerine biz buna sabitleyeceğiz. Yani bütün dikdörtgenlerin bütün dikdörtgenlerin genişliği aynı. Dolayısıyla bu sabit olduktan sonra, bu h sabit olduktan sonra bu toplam sembolünün içinde bunu dışarı alabilir miyiz? Buraya alabilirsin. O zaman Sabit adım aralığı için dikkat et, integral a'dan b'ye f(x) dx ki ben buna I_f de diyebilirim. O da eşittir, artık yaklaşık eşit. Toplam sembolü cinsinden. Haşbaş'a başa geldi. Adım i eşittir. Birden n'e kadar f x'i. E. Evet. Bu sabit adım aralığı için sayısal integral dikdörtgenler metodunun formülü. Kompozit Dikdörtgenler metodu ne zaman kompozit diyorum ne zaman dikdörtgenler metodu diyorum arkadaşlar dik e, yerleştirdiğimiz boşluklara yerleştirdiğimiz geometriklerin ki burada e, dikdörtgen bunların e, sayısı birden fazla olduğu zaman o zaman bu kompozit oluyor. Ama ilk başta tanıtırken tek üzerinde tanıdım. Buna sadece dikdörtgenler metodu dememiz yeterli. Ama şunu söyleyeyim bizim e, sorularda da bazen kısaltma maksadıyla dikdörtgenler metodu deyip geçebiliyoruz. Bu nasıl uygulamalısı yani kullanımı kompozittir. E, geçtiğimiz zaman dediğimiz zaman kısaltmış oluruz. Her zaman için sorularda kompoziti yani bunu kullanacağız. Örneğin AB aralığı 12 eş parçaya bölünsün. Yani n eşittir 12. O zaman benim integralim IF eşittir. Tabi yaklaşık eşittir diyelim. H çarpı fx1 artı fx2 artı fx3 artı nokta 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 artı fx11 ve fx12. Son nokta x12 midir? Hayır. Son nokta x12 değildir. Son nokta x13'tür son nokta ilk 13tü Ama ben dikdörtgenleri eğri altında kalan dikdörtgeni arkadaşlar ilk noktadan itibaren oluşturduğum için her zaman ilk dikdörtgenin alanında her zaman solundaki noktaya alıyoruz. Yani en son dikdörtgenin solundaki noktaya göre yüksekliği hesaplanıyor. Dolayısıyla son nok dikdörtgenin en solundaki nokta arkadaşlar şu şurası x12 olduğu için şurası x12 olduğu için bu yükseklikte fx12 olduğundan fx13 noktasına dikdörtgenler metodunda ihtiyaç duyulmuyor. Fonksiyonun o noktasına ihtiyaç duyulmuyor. fx12'ye kadar getiriyorsun. Ee, Dikkat et alan sadece dört işlemle ve fonksiyonun noktaları bilinen no noktalarındaki değerleri kullanılarak hesaplanabiliyor. Şimdi her zaman için alt bölge sayısı verilmeyebilir. Adım aralığı diyebilir. Mesela AB aralığını. AB aralığı. H adım aralığına böl dendiği zaman bunda ise adım aralığı ve e, alt bölge sayısı arasındaki ilişkiyi kullanman lazım. Arkadaşlar alt bölge sayısı nedir? Aslında aralığın yani AB aralığının B eksi A'nın neye bölünmüş halidir? Adım aralığına haşa bölünmüş halidir. Dolayısıyla alt bölge sayısı alt bölge sayısı ve adım aralığı arasındaki ilişki bu şekilde verilebilir. Veya adım aralığını hesap etmek istersen buradan haşı çekersin. B eksi A bölü N diyebilirsin. Evet arkadaşlar Dikdörtgenler metodunu şu anda e, bitirdik. Son şuradaki genelde arkadaşlar şu B şıkkında şu B şıkkında oluşturulan dikdörtgen tek bir dikdörtgenden bu formülden kompozite geçiş yapılmaz. Sadece A kullanılır. Yani sadece bu kullanılır. Bir de bir de daha önceden size şurada anlattığım orta nokta. Nerede o? Ya da şurada göstereyim. Şurada göstereyim. Şu kullanılabilir. Şu dikdörtgen kullanabilir. Bunun bu dikdörtgen kullanarak yani buradaki Tam orta noktayı kullanarak hesap ettiğimiz dikdörtgenin alanı arkadaşların kompozit metodu dikdörtgenler metodundan farklı olarak geçerli literatürde onun adı orta nokta metodudur. Bununla da bir kompozit yaklaşım üreteceğiz. Bununla da bir kompozit yaklaşım üreteceğiz. Bunun adı orta nokta metodu olacak. Orta nokta metodu. Aslında dikdörtgenler metodundan tek farkı ne olacak? e, ee, ilk nokta kullanarak değil A B arasındaki orta nokta kullanarak hesap edilmiş olacak. Son son nokta kullanarak oluşturulan dikdörtgenin kompoziti ne değinilmeyecek arkadaşlar. Çok uygulaması yok. Evet şimdi bir soru çözümüne geçelim.